Türkistan Birliği zaten uluslar arasıdır. Yani ama kardeşler arası diyelim. Kardeşler arası bir çalışma. Tabii ki Türk devletlerinin hepsine ulaşmaya çalışıyoruz. İslam ülkelerinin hepsine ulaşmaya çalışıyoruz. Ama Hristiyanlar da, Museviler de Allah'ın bize emanetidir. Yani ben onlara karşı derin bir şefkat, derin bir sevgi ve koruma hisleri içerisindeyim. Onun için ben Türkistan Birliği içerisinde özellikle Ermenistan'ın bulunmasını istiyorum. Özellikle İsrail'in bulunmasını istiyorum. Ki görsünler kendilerine gösterilecek sevgiyi, ilgiyi, alakayı, desteği, yardımı ve ne kadar hürriyet içinde olacaklarını, ne kadar dostane ve sevecen davranılacağını görsünler şeklinde bir isteğim var inşallah. Çünkü mesela Museviler Hazreti Musa'ya bakın kaç bin yıldan beri bir sadakat göstertiyorlar. Yani bu çok güzel bir şey. Mesela Hazreti İsa'ya 2000 yıldan beri sadakat göstertiyorlar. Bu çok güzel bir şey. Ama bilmiyorlar. Yani fetret devri gibi bir devirdeyiz. Fark etmemiş olabilir. Kur'an'ı anlamamış olabilir. Kur'an'ın aleyhinde onları çok kışkırtıyorlar. Ama anladıkça, öğrendikçe birçok şeyi fark etmeye başladı. Mesela tesis inancının yersizliğini anlamaya başladılar. Mesela Museviler ahiret inancının önemini daha iyi kavramaya başladılar. Yani Tevrat'ta var fakat çıkartmışlar. Buna rağmen yine Tevrat'ta görülüyor ahiret inancı. Mesela bunu Kur'an'ın etkisiyle güçlendirmeye başladılar. Bu insanlara Kur'an, İslam anlatıldıkça hiç olmazsa şirk olan ve yanlış olan yönlerini düzeltiyorlar. Yani bu da çok büyük bir başarıdır, bir nimettir ve güzelliktir. Cenab-ı Allah diyor ya ayette, şeytanın Allah'a sığınırım, gelin ortak bir kelimeye girelim. Allah'ın birliğine. Buna davet ediyoruz. Ve onlar da bizlerin kardeşleridir. Onlar da eski İslam dinleridir. Tahrif olmuştur ama eski İslam dinidir ve ehli kitaptır onlar. Dolayısıyla en az Müslümanlar kadar sevgiye, saygıya, korunmaya hakkı olan insanlardır. Dolayısıyla onlar da huzur ve güvenlik içinde olacaklardır. Türkistan Birliği Hristiyanlığa da Museviliğe de çok saygılı olacak bir sistemdir. O dinlerin güçlü kalması, rahat ibadet etmeleri, Allah'a sevgilerinin güçlü olması, inançların güçlü olması bu sistemin bir gereğidir. Yani Türkistan Birliği'nin bir gereğidir. Bilakis onlara hem ekonomik, hem siyasi, hem sosyal destek sağlayarak onların daha güçlü ve zengin olmasını sağlayacak. Türkistan Birliği olsa Museviler, Musevi dindarlar sabaha kadar bayram yaparlar, sabahlara kadar. Yani Museviler için bu olağanüstü bir olay olur. Yani tam bir din özgürlüğü ve din hürriyetidir. Evet. Yani onlar ateist sünnetlerden yakat çırpıyorlar. Ben Musevilerle görüşüyorum, İsrailli Musevilerle. Yani müthiş mustar ve rahatsızlar idare eden insanlardan ve ateist sünnetlerden. Evet. Adam yani müthiş çaresizler ve çok rahatsızlar. Yani Türkistan Birliği'nin onlara vereceği özgürlük onları mest eder. Yani müthiş hoşlarına gider. Ve tam bir can güveni yani. Aradıkları huzuru bulmuş olacaklar. Müslümanlığın içerisinde Hristiyanlık ve Musevilik de kardeş olarak görülen dinlerdir. Yani onlara ehli kitap gözüyle bakılır. Sevgiyle bakılır. Yani Türkistan Birliği'nin bir parçasıdır onlar da. Mesela İsrail de Türkistan Birliği'nin bir parçasıdır. Çünkü Musevi dini de eski bir İslam dinidir. Ama tabii İslam gelince asıl din İslam olmuştur. O hükmü kalkmış oluyor. Yani İslam esas olmuş olur. Yani Peygamberimizin getirdiği din esastır şu an. Fakat onların o şeriata uyması, o dine uyması Kur'an'ın kabul ettiği bir şey. Yani ehli kitabın olacağını söylüyor Allah. Ehli kitap var diyor. Onları İslam'a çağırıyoruz ama Müslüman olmasalar bile onlar ehli kitaptır. Yani hükmen. Çünkü Hazreti Musa'nın şeriatına sadakat gösteriyor. Devam ediyorlar. Hristiyanlar da Hazreti İsa'nın dinine sadakat gösteriyor. Ona bağlı olarak, onun ümmet olarak devam ediyorlar. Bunları ehli kitap diyoruz biz. Yani onlardan evlenilir. Kızlarını alabilir Müslümanlar. Evlenebilirler. Yemeği yenir. Kestiği yenir. Mesela Musevilerin kestiğini yersin. Yemekleri de yeniyor. Gider evinde yemeklerini yersiniz. Misafir olunur. Sohbet eder. Onun evine kalmaya gidebilir. O senin evinde kalmaya gelebilir. Bu ne demektir? Çok sıkı bir dostluk ve kardeşlik babası demektir. Bu anlatılan. Yani evleniyorsa bir insan, evlenip onu evine alıyorsa ve karısı olarak, değil mi?
ondan yaşıyorsa, hayatını birleştiriyorsa bu nedir bu? Bu çok yoğun bir dostluk ve kardeşlik bağıdır. Türk-İslam birliğinin bir parçasıdır Hristiyanlar da. İsteyen her İslam ülkesine komşu olan Hristiyan ülkelerde Türk-İslam birliğine girebilirler. Davet edilir. İsterse rahatça girer. Yani sevinçle de kabul edilir bu. Dolayısıyla Türkiye hem Müslümanların, hem Hristiyanların, hem Musevilerin lideri olmuş olacak inşallah. Yani lideridir, lider de olmuş olacak. Ve hepsine barış, huzur ve adalet sunacak.